Kaldığımız yerden devam edelim. Yedinci soru. Yedinci soruyu ben şöyle izninizle bir dışarı çıkartacağım. Çünkü böyle ufak bir anlatmam lazım. Şimdi arkadaşlar F'e baktığım zaman F eksi 2'ye 0 noktası var. Sonra 4'e 3 noktası var. Bir de 5'e 4 noktası var. Ama fonksiyon y eşittir f(x) değil. Ne? Y eşittir f(x) artı 1. Dolayısıyla burada ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi x yerine eksi 2 yazınca ne olur? F-1 değeri aynı. 0. Sonra burada da yine y eşittir f(x) artı 1 ya. X yerine 4 yazınca ne olacak? F5 eşittir 3 olacak. Y eşittir f(x) artı 1 de x yerine 5 yazınca ne olacak? F6 eşittir 4 olacak. Bunları bu şekilde yazacaksınız. Şimdi f-1 sıfırsa biliyorsun ki eksi 1 eşittir. F'in tersinde 0. F5 3 ise 5 eşittir. F'in tersinde 3. F6 4 ise 6 eşittir. F'in tersinde 4 diyeceğiz. Bu f'in değerleri. Şimdi g'nin değerlerine geçeceğim ama g de yine eksi 2'ye 0'dan geçmiş. O zaman g eksi 2 0'ı yazarım. Sonra şurası ne? 0'a 1 noktası. 0'a 1 olduğu için g 0 eşittir 1 de derim. Bir de şurada sanırım 4'e 3'ten geçmiş. 4'e 3 ise G 4 eşittir 3 diyeceğim. Şimdi bütün noktaları buldum aslında. Bak F6 demiş. F6 yazıyorum 4. F'in tersinde 3 demiş. 5. Şuna ihtiyacım var. G bileşik F'in tersinde 0 demiş. Bu G'nin içinde f'in tersi 0 demek. Yani G'nin içinde f'in tersi 0 kaçtı? Eksi 1. Peki G'de eksi 1 var mı? G'de eksi 1 yok. O zaman benim neyi bulmam lazım? G fonksiyonunu bulmam lazım. Evet, eksenleri kestiği noktayı biliyorum aslında. Ya da şöyle düşün. G eksi eşittir arkadaşlar. Mx artı k. Tamam mı? Şimdi m eğim demek. Eğim x ekseninde yaptığı açının tanjantıdır. Şimdi dar açı olduğu için pozitif ya. Karşı bölü komşu. Karşısı 1, komşusu 2. O zaman 1 bölü 2x artı y ekseni kestiği nokta yani 1. İşte g fonksiyonu. 1 bölü 2x artı 1. 4 yazınca 3 geliyor. O zaman g'de eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazınca eksi 1 bölü 2 artı 1'den 1 bölü 2 olacak. Demek ki burası 1 bölü 2'ymiş. Yani payda 1 bölü 2. 9 bölü 1 bölü 2'den cevap 18 olacak. Güzel bir soruydu. En azından f'de x artı 1 gelince ne yapacağımızı ya da f'te içinde bir fonksiyon olsa ne yapacağımızı gösteren bir soru. O yüzden iyi öğrenin yani tekrar edin. Kapatıyorum. Cevap 18. Şuraya gelelim. Burada şimdi g'nin değerlerini buluruz. Bak g için konuşuyorum. Bak eksi 1'e 0. G eksi 1 0 demek. Sonra 0'a 7, g 0 7 demek. Bir de 1'e 6, g 1 eşittir 6. F'in değerlerini de bulalım. F, o da eksi 1'e 0'dan geçmiş. F eksi 1 0 demek. O da 1'e 6'dan geçmiş. Yani f 1 eşittir 6. Şimdi soruya dönelim. F'in içinde g 0'ı soruyor. G 0 7. O zaman soru f 7 oldu. Bak g 0'ın değerini
yazarsan, burası 7 ise F7 yok. He, ne yaparım? O zaman denklemini bulacağım. F'in denklemini bulmak için bak ne yapıyorum? Fx eşittir diyorum. Mx artı n. N eğim demek. Bak dar açı yaptığı için şuradaki açı nedir? Pozitiftir. Şimdi bak karşısı kaç birim? Şurası 6 birim. Komşu bak şurası 6 birim. Burası 2 birim. 6 bölü 2 x artı n neydi? X'in 0 olduğu yer. Şu an x'in 0 olduğu yer bize verilmemiş. O zaman artı n diyorum. Yani y eşittir. Şu durumda 3x artı n. Peki n'i bulmak için ne yaparım? Noktalardan birini seçebilirim. Yani 1'e 6'yı seçerim. 6 eşittir 3 artı n'den n eşittir 3 olur. İşte n'i 3 yerine yazarsan şurada fx eşittir 3x artı 3'müş. Sonra f'de 7, 21, 24 aradığımız değer. Bak bunlarda hep f direkt verilmez size. Ya da bütün noktalar direkt verilmez. Doğrusal olanların en azından denklemini bulmak zorundasınız. Bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Tekrar ederken de kendi çabanızla önce deneyin. Olmadı. Tabii sonra yine beraber çözebiliriz. Geliyorum. 8. soru. Bak. Geçen videoda da çözdük ya, bir önceki videoda. F'in içinde F'e ax ediyoruz. Bak şöyle düşün. Yazıyorsun. F'de F ax 1 eşittir 2. Şimdi diyorsun ki f ne zaman 2 olur? Olay bu aslında. F'in içine ne yazarsan 2 olur. Bak şu nokta eğer eksi 3'e 0, bu nokta eksi 1'e 0, bu nokta 0'a 2, bu nokta 2'ye 0. F ne zaman 2 olmuş? İçi 0 iken, yani burası 0 iken. O zaman soru f a eksi 1 eşittir 0. Peki f ne zaman 0 olmuş diye bu sefer de söylersin. Ne zaman 0 olmuş? Eksi 3'te, eksi 1'de ve 2'de. Yani a eksi 1 eşittir eksi 3, a eksi 1 eşittir eksi 1, a eksi 1 eşittir 2. Buradan a eşittir ne gelir? Eksi 2. Buradan a eşittir 0, buradan a eşittir 3. Eksi 2, 0, 3. Toplarsan ne gelir? 1. Geldik 11. soruya. 11. soruda yine belki f'in denklemini bulmak zorunda kalabiliriz. Önce onu bulalım isterseniz. Eşittir. Bak, mx artı n diyor. M eğim. Dar açı olduğu için pozitif. Şurası alfa. Karşı bölü komşu. Karşısı 1 birim komşu. 2 birim. 1 bölü 2x artı y ekseni kestiği nokta 1. Fx'in denklemi 1 bölü 2x artı 1. Bitti. Ondan sonra şimdi g1'i sormuş. Bir de g4'ü sormuş. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Bak bu noktanın apsisi belli değil ama y'si belli. Yalnız f ile ortak nokta değil mi? Ben hani burası y eşittir fx eşittir 1 bölü 2x artı 1 ya. Şimdi y'si 3 iken x'i nedir diye bakacağım. 3 eşittir 1 bölü 2x artı 1. 1'e attım. 2 eşittir 1 bölü 2x. X buradan ne geldi? 4. Demek burası 4 noktasıymış. Şimdi g1. Bak şurası G1. 1'e 0 noktası. O zaman G1 0'dır. G4 3. Cevap 3. Ama ben f fonksiyonu bulmasam neyi yapamam? Değerini bulamazdım. Dolayısıyla f'in denklemini buldum. Sonra y 3 iken x kaç olur dedim.
4. Bu ikisinin ortak noktası olduğu için G4 demiştir, F4 demiştir. O zaman G4'ün değerinin 3 olduğunu söyledik. Geldik 9'a. Fx, bak bu y eşittir fx artı 2. Ne yapacağız? Bak şu nokta. Yine şunu dışarı alsam olur mu? Olur. Bak, eksi 3'e 0. Denklem mi? Y eşittir fx artı 2. Şuraya eksi 3 yazınca ne olur? F eksi 1 eşittir 0 olur. Sonra 1'e 0. Y eşittir fx artı 2 ile. Şuraya 1 yazınca f3 0. 5'e 0. Y eşittir fx artı 2 de. Şuraya 5 yazınca f7 0 oluyor. Bunları bulduk. Şimdi diyor ki fx eşittir 0 şartını sağlayan x değerleri. İşte şunlar. Eksi 1, 3 ve 7. Topla ne yapar? Söyleyeyim. Toplayamadık. 9. Y eşittir fx artı 2'de yerine yazıyoruz. Bence bir kez tekrarla bunu tekrar edip anlayabilirsiniz. 12. soruda bak önce f değerlerini yazıyorum. Burası f 0'a eksi 3. Bak f 0 eksi 3. Şurası a olsun. Tamam bilmiyoruz ya. F 2 a başka var mı? Bildiğimiz nokta F'de yok. Şimdi G'ye bakıyorum. Bak burası 0'a 5. G 0, 5. G 2 A. G'de 0. Bunu da yazdım. Şimdi geliyorum istenene. G'nin tersinde F 2 artı F'in bu özür. Tersini alırken ne yapıyorduk? Sağdan sola doğru değil mi? G'nin tersi bileşke, F'in tersinde eksi 3 diyeceğiz. Bu da şimdi G'nin tersinde F2 artı G'nin tersinde F'in tersi eksi 3. Şimdi bunu bulacağız. F2 A. Buraya A yazdığım zaman soru G'nin tersinde A oldu. Tamam mı? Artı şimdi F'in tersinde eksi 3 şuraya yazmam lazım. 0 eşittir F'in tersinde eksi 3 biliyorsunuz. 2 eşittir F'in tersinde A. 0 eşittir G'nin tersinde 5. 2 eşittir g'nin tersinde a, 4 eşittir g'nin tersinde 0. Şimdi f'in tersinde eksi 3 neymiş? 0'mış. Burası ne oldu? G'nin tersinde 0. Peki g'nin tersinde a, bak g'nin tersinde a 2, g'nin tersinde 0 4, topladığımız 6 yani doğru. Evet, fonksiyon grafikleri, testleri burada bitiyor. Daha bir sonraki derste de genel fonksiyon testlerini çözeriz.